Ceylan Sürücü Kursu. Evet, Ceylan Sürücü Kursu direksiyon öğreticisi Nurettin Demirci ismim. Adayımız Beyza Demirtaş'la birlikte bugünkü direksiyon eğitim çalışması 5. dersimizi yapacağız. İlk önce motor tanıtımını yapalım. Burada motorumuz, burası motor yağımız, burası yağ ölçüm çubuğumuz, burası cam suyumuz, bu motor soğutma suyu, akümüz ve hidroliğimiz. Bu kadar. Kapatalım. Nasıl yani, havasını kontrol edelim. Bagajdaki tanıtımlarımızı yapıyoruz. İlk yardım çantamız, reflektörümüz ve yangın söndürme tüpümüz. Burada da stepnemiz, klikomuz ve bujimiz var. Buji anahtarımız var. Evet. Daha sonra buyurun. Dezenfekte yapıyoruz. Adayımıza ve ortak kullanılan alanlara dezenfekte yapıp daha sonra kendimiz de yapıyoruz. İç tanıtımlarımıza geçiyoruz. Evet, araç içi tanıtımlarımızı yapıyoruz. Hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz, devir göstergemiz, dörtlü ikaz lambamız, sinyal kolumuz ve cam silme kolumuz. Burada fitesimiz ve el frenimiz var. Direksiyonumuz. Evet. Daha sonra koltuk ayarımızı, aynı ayarlarımızı yapıyoruz. Aynı ayarlarımızı tam yapalım. Evet, yaptım. Evet. Evet, emniyet kemerimizi bağlayıp arabamızı çalıştırıyoruz. Çalıştıralım arabamızı. Arabamızı çalıştırırken debriyaj ve fren basılı olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra sol sinyal vererek yolumuzu aynalarımızdan kontrol ederek güzergahımıza başlayacağız. Evet, şu anda çıkıyoruz. Yolumuzu kontrol ettik. Şeridimize yerleşiyoruz. Evet, viteslerimizi 1, 2, 3, 4 artırarak yolun durumuna göre seyretmeye başlıyoruz. Evet, şimdi yolda seyrederken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de sollama yapacak olduğumuz zaman bu kesik çizgilerde mümkün mertebe sollama yapıyoruz. Sürekli çizgilerde ve kavşaklara yakın yerlerde sollama yapmamaya dikkat ediyoruz. Öndeki araç mesafesi, takip mesafesini de giderken dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Ve ayrıca hız sınır bölgeleri var güzergah üzerinde. O hız sınır bölgelerine geldiğimiz zaman hız limitlerine göre aracımızı kullanmaya dikkat ediyoruz. Şimdi eğimli yolumuza geliyoruz. Hızımızı azaltıp sağ sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi küçültüyoruz. Burada bir 30 saniye bekliyoruz. 30 saniye bekledikten sonra hazırlıklarımızı yapıp vitesimizi
biri alıyoruz. Sinyalimizi son sinyalle son sinyalimizi verdik. Daha sonra yolumuzu kontrol ederek yavaş yavaş şeridimize yerleşiyoruz. Vitesimizi arttırıyoruz. Evet. Ve şeridimize geçtik. Daha sonra sinyalimizi kapatıyoruz. Birazdan L park alanına geçeceğiz. Ve sağ sinyalimizi veriyoruz. Yavaşlıyoruz. Farkımız tamam. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Evet, Lea Park alanından çıktıktan sonra bu cebi girip cepten yola çıkacağız. Sinyalimizi sol sinyalimizi veriyoruz. Banketten emniyet şeridinden devam ediyoruz. Müsait olunca şeridimize geçiyoruz. Evet, yolu kontrol ederek gidiyoruz. Evet, şimdi geçebiliriz. Cebimize giriyoruz. Sinyalle birlikte. Gelen yoksa devam ediyoruz. Karşı cebi geçiyoruz. Yine aynı şekilde cepten çıkarken de sol sinyalimizi verip kontrollü bir şekilde emniyet şeridinden geçiyoruz. Sinyalimizi kapatıyoruz. Vitesimizi arttırıyoruz. Evet, şimdi geri manevra ve paralel park ve ani duruş bölümüne geçiyoruz. Burada sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Bu Yeni Pazar istikametindeki yol cephine giriyoruz. Evet, burada sinyalimizi kapatıyoruz. Kontrollü bir şekilde buradan vitesimizi küçülterek eski Menderes Köprüsü'nden geçiyoruz. Evet, geri manevraya girerken öncelikle ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz, değil mi? Sağ sinyalimizi verdim. Evet. Sağ şeridin yanında. Evet. Evet, burada duruyoruz. Bir 25 metre bir mesafede geri manevramızı yapıyoruz. Sol sinyalle kalkış yapıyoruz. Şimdi paralel parka gireceğiz. Evet, yavaşlıyoruz. Debriyaj basıyoruz. Thank you.
Bir duruş için hızımızı 30 kilometreye ayarlıyoruz. Evet, dur. Evet. Evet, şimdi aynı duruşumuzu yaptık. Sinyalimizi veriyoruz. Evet, şimdi yine emniyet şeridini takip ederekten yola çıkıyoruz. Şeridimiz müsait olunca şeridimize buradan geçeceğiz. Kontrollü bir şekilde yavaş. Evet, şimdi şeridimize yerleştik. Sinyalimizi kapatıyoruz. Güzergahımızı seyretmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi otogar ışıklarını geçmek üzereyiz. Kontrol bir şekilde geçişimizi yaptık. Daha sonra dönüş için sol sinyalimizi vererek sol şeride geçeceğiz ama yolumuzun müsait olması lazım. Evet, şu anda müsait. Sol şeridimize geçiyoruz. Sinyalimizi kapatmadan böyle dönüşe kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şu anda sola dönecek olduğumuz güzergahın bitimine doğru yaklaşıyoruz. Gazdan ayağımızı çekiyoruz. Evet, yavaş yavaş sola dönmek üzere. Arabamızı yavaş yavaş levhamızın yanına doğru yanaştırıyoruz. Sola dönüşlerde geniş alıyoruz. Sağa dönüşlerde dar şekilde dönüş yapıyoruz. Evet, testimizi ayarladık. Şu anda yolumuz müsait. Yavaş yavaş şeridimize yerleşiyoruz. Evet, şu anda dönüşe geçtik. Seyretmeye devam ediyoruz efendim. Evet, Beyza Demirtaş adayımızla 5. dersimizde bitirmek üzereyiz. Şu anda sinyalimizi vererek başlangıç noktasına doğru varmak üzereyiz. Bugünlük dersimizi tamamlıyoruz. Evet, bugünkü dersimiz gayet... Evet, Beyza Demirtaş isimli adayımızla bugünkü eğitimimizi tamamlamış bulunmaktayız. Kendisinin bugünkü performansı gayet güzeldi. Sınava da inşallah daha böyle başarılı bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ceylan Sürücü Kursu'nda bugün 5. dersimdi ve gayet güzel geçti. Tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayınız ve videoyu beğeniniz lütfen. Teşekkürler. Evet, biz de teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.